Sevgili izleyiciler, hafta içine yine başrollerdeydi. Bakalım gala gecesinde tarzıyla da başrolü alabilecek mi? Melisa Şahin podyumda. Aslında sultan olmak istedim. Sonra burada güzellerin şah sultanı varken bana düşmez dedim. Ne haddime dedim? Bir paşa karısı olayım dedim. Bu raddede kaldım. Peki, gel bakalım. Zeynep. Melisa, beğendim baktığım zaman ama biraz kolay gibi buldum. Ne açıdan şey, Zeynep'ciğim? Bir paşa eşiyim dedin değil mi? Evet, yani Osmanlı dönem Osmanlı kostümü. Zamandan bir hanımsın. Yani böyle bir kostümle her partiye gidilir. Yani evet, partiye girdiğimde Osmanlı zamanından işte kadın bitti derim ama. Önemli olan bu kolaya ama. Kolaya mı kaçmışsın bilemedim benim gibi. Ya kolaya kaçmak olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü ben bu kostümü elde edene kadar çok uğraştım. Hani alelade bir kostüm değil, çok değerli bir modacımız tarafından yapılmış bir kostüm. Ve önemli bir defilede kullanılmış bir kostüm. Gerçekten, bu o değil mi? Evet, çok uğraştım hani elde edebilmek için, burada kullanabilmek için. Yani ben kolaya kaçtığımı düşünmüyorum. Çünkü bu bir kostüm partisi ve üstümdeki de tarihi gayet de hangi döneme ait olduğu belli olan bir kostümcüm. Yine de teşekkür ederim. Rica ederim. Albila. Birini canlandırmanı isterdim. Yani genel olarak değil de hani, evet tamam işte Osmanlı döneminden bir kadınsın ama hani birini tam böyle netlik yapacak birini canlandırmak olayım isterdim. O zaman çok basit. Sofia Baffo, göz rengim ve saç rengim aynı. Bilmem. Venedik prensesi. Ya çok böyle inandırıcı hani işte Osmanlı döneminde boyalı saç, ne bileyim işte maşalı saç. Yani çok hani uğraşılmış gelmedi bana. Muhteşem Yüzyıl'ı hepimiz izlemişizdir. Orada da birebir aynı saçlar kullanılıyordu. Peruk ya da o zaman bu kadar Hürrem olsaydın, Hürrem olduğunu Hürrem daha önce bu platformda bileyim, oldu zaten. Onun zümrüt işte yüzüğünü taksaydın daha net bir şekilde sen Hürrem bu platformda daha önce canlandırıldı. Ama şu anda çok net bir şekilde anlayamadım. Hürrem daha önce canlandırıldığı için tekrardan almak istemedim. Dediğim gibi Sofia Baffo'ya da gayet uygunum. Şehzade Mehmet'in cariyesi. Bursa. Peki sakin ol Melisa. Hı hı. Evet, başka sorusu olan var mı? Sen niye gerginsin böyle? Öyle çünkü. Niye? Öyle yani. Ben çünkü gerçekten çok emek verdim. Hazırsan eğer alabilirim seni. Teşekkür ederim. Bol şans. Dört puan. Dört puan verdim. Biz burada kaç tane hurem ağırladık? Bu tarz, Osman tarz, ben çok severim ve en zengin, en güzel dönem olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki kostüm rengine beğenmedi. Bu rengi sana olmadı. Hem tenin de uymadı, hem de saçtan uymadı. Biraz kola kaçtın. Yani Osman dönem kostüm her yerde artık kiralayabilirsin. Haklısınız İvan Hanım. Kostüm bir sürü var, doğru söylüyorsunuz. Sadece bu çok orijinal göründüğü için bunu giymek istedim. Rengim sıkıntı olacağını biliyordum. Bordo, yeşil, böyle bir biraz daha şeyi toprak tonlarında giyseydi dahi bu çok açık kalmış. Bu kadar. Teşekkür ederim. Kemal. Ben dansla, şovla, tiyatral bilmem nelerle ilgilenmiyorum. Hiçbir zaman ilgilenmedim gala gecelerinde. Çünkü esas konumuz tarz. Evet, dansınız güzel olursa, şovunuz güzel olursa kremanın üstüne çilek koyuyorsunuz gibi olur.
Ben sadece rengini beğenmedim. 4 puan. Teşekkür sana ederim. Bordo giyseydin, fuşya giyseydin, mavi giyseydin patlatırdı. Sen sarışınsın ve dikkat ettiysen hani bu diziden yola çıkarak giyiniyor herkes buraya gelen. Sarışın kızlar hep frapan renkler giyer. Şu an böyle yok olmuşsun. Eyvallah, çok güzel. Dönem olarak güzel bir dönem. Hiç dekolten yok. Boğazına kadar kapalı. Kaftanın güzel, içindeki altın işlemeler güzel ama bordo üstüne, fuşya üstüne, mavi üstüne altın işlemeler olsaydı star olurdun. Öncelikle bu kıyafet sana çok yakışmış. Onu söyleyebilirim. Çünkü proporsiyonuna çok uygun bir kıyafet. Ama 4. İzah edeceğim. İzah edeceğim. Çok güzel duruyor, çok güzel bakıyorsun ama tabii hep ben proporsiyon olarak söylüyorum. Diğer arkadaşlarımın bütün söylediklerini tekrar etmek istemiyorum. Bir şey ekleyeceğim. Hiçbir zaman haremde ve o devirde bir yere gittiğin zaman kafanda hep bir şey olmalıydı. Bir tül, bir fesimsi, böyle bir şey. Hep bir şey. Sen tamamen eşarp, açık kafayla gelmişsin. Şurana böyle Hintliler gibi bir şey oturtmuşsun. Bunu tamamlaman gerekirdi. Benim arkadaşlarıma ekleyeceğim bu. Ama yakışmamış mı? Harika görünüyorsun kardeşim. Ama teşekkür ederim hocam. Doğru bir noktaya parmak bastın. Eğer haremden dışarı çıkıyorsa... Yok, haremdeyim. İlla ki kafasına bir şey sarmak zorunda. Kemal evet. Bey, haremdeyim. Kostüm partisine gidiyorsun. Partiye kardeşim. Gidiyorsun. Ama o mantıkla değilim işte. Haremdeyim, saray kadınıyım. O mantıkla yanmasın. Kemal Bey gerçekten o öyle. O mantıklı olacaksın. Bir de bu kostüm partisi. Kostümünün dikkatini çekmemiz lazım. Çekmiyor ki. Senle birlikte yok olmuş, bütünleşmemiş bir kostüm. Renk. Arkadaşlarım söyledi zaten. Teşekkürler Nurella. Puanım tabii ki 4. 4 puan. 5 veremem. 5 olması için muhteşem. Öyle bir şey yapmalıydı ki yıldızlı 5'ti. Atıyorum Hürrem olsaydı ama bir alıntılar yapsaydı. Yanına birini alsaydı, bir diyalog olsaydı. Onu ayakta alkışlardım. Ama bu kolayın kolayı. O da renklerde de hakkını veremedi. Ah anam, bu kim biliyor musun? Kim? Buranın erkek Fatması. Erkek. Köpeklerin, kedilerin anası. Erkek Fatma darılıp gidiyor. Gel buraya. O gidiyor, sonra giriyor. Ay bayıldım diyor. Sonra oturuyor. O kavga ediyor, böyle yapıyor bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir gün teşekküre takıyor. Takip ediyorum. Öyle mi? Tabii. Sen de var ya, aman tanrım. Evet, sıra sizde. Alabilir miyim? Nur hayatım, ben şu kostümle mesela, şu haliyle haremimde isterim. Haremimde isterim. Yani güzel, ne yalan söyleyeyim. Olmuş. Ama izleyici olarak mesela geriye dönersek, takip ediyorum mesela kulis arkası tartışmaların mesela. Burada söylediğiniz zaman gerçekten yüzünde öyle tatsız bir ifade oluyor. O mesela seyirciye, bana yansıyor. Ben o yüzden bunu şimdi söylüyorum. Şu an mesela çok tatlısın. O kafandaki şey çok şirin duruyor. Mesela her zaman böyle olmanı isterim ben. Güler yüzlü, mesela sempatik durursan. Ben mesela bir puan kırdım. O izleyici olarak 4 veriyorum sana. Ama artık surat asmıyor. 4 puan. 4 puan verdim. Daha ama yine bence iyi verdim. İyi verdim. Bence de. Bir daha yani asmayacağım ama puan vallahi için değil. Seyircilere haksızlık oluyor. Öykü Hanım uyarmıştı beni. Kostümün çok iyi ama kulis arkası enerjini buraya verdiğin zaman seyirci olarak bana yansıyor. Bir puanı da oradan kırdım. Ya yormuşsun, görüyor musun? Ya. Ama bir şey yapmadım ki bugün. Takip ediyorum. Ay, kuşların efendisi. Ay, çok geçmiş ama çok üstüme geldiler Ersin Bey, ne yapayım? İşte bence saklamalı. Misafire cevap verme. Ne diyeceksin ya? Yani o tartışmalar benim de tansiyon hiç zamanda yok. Aa, var, beni anlat. Ama ben başlatmadım. Ama canım ben 30 yaşında kadın olarak tansiyon ne demek? Kız sen 30 oldun mu? Evet. Ben başlatmadım. Oldu yani geçen sene. Ben 26 biliyordum seni. Evet. Yani neyse, ben açık söyleyeyim yani. Senden 6 yaş büyük Nur. Sen de 5 yaş büyük. Sen puanları benden de 5 yaş büyüksün. Evet. Yaş. Puanları aldık. Teşekkür ediyoruz. Mesajım senin yerine alıyorum.